Allah şiddeti zuhurundan gizlidir sözüyle anlatılmak istenen şeyi tafsilatıyla anlatır mısınız? Deniyor. Bu Ehlullah'ın Mecmuatul Ahzab'da da Şazeli gibi, Abdülkadir Geylani gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri gibi, Muhyiddin İbn Arabi gibi Hazerat'ın evratlarında tekrar ettikleri, terdad ettikleri bir sözdür. Ey şiddeti zuhurundan gizli olan Zat-ı Ecelli Âlâ. Allah şiddeti zuhurundan gizli. Çok fazla zahir olunca gizli, bilemiyoruz. Diyor ki bunu tafsilatıyla anlat, başımdan aşkın bir mevzu. Vicdanın ve ruhun hissettiği, letaifin aşina olduğu bir husus. Bununla beraber dilimin döndüğü kadarıyla arz edeyim bunu. Bazen ihatasızlık, irfansızlığa yol açar. Bir meseleyi gerektiği gibi kavrayamaz, çepeçevre ihata edemezsek, idrak edemezsek onu bilemeyiz. Bazen şiddeti zuhur, o şeyi yine bilmemize mani olur, tam bilemeyiz, irfanına eremeyiz. Bazen de şiddetli muhabbet inkara sebep olur, bu mevzunun haricindedir. Bizim mevzumuzla alakalı iki evvelki husus vardır. İhatasızlık ve şiddeti zuhur. Belki bazen bunlardan birisi diğerinin sebebi, öbürü öbürünün lazımı olur. Belki ihata edemediğimiz şiddeti zuhurundan dolayı da ihata edemeyiz. Ama ne demek bu şiddeti zuhur ne demek? Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bunu çeşitli vesilelerle anlatıyoruz. Tecelli etmiş, eşya yaratılmış. Bütün eşya Sera'dan Süreyya'ya kadar Cenab-ı Hakk'ın kutsi ve hüsna diye bize anlattığı Esmaül Hüsna'sının tecellisinin gölgesinden ibarettir. Hatta İmam-ı Rabbani'ye göre hakiki eşya Allah'ın isimlerinin cilvelenmesinden ibarettir. Siz onları eşya zannediyorsunuz. Halbuki Zat-ı Uluhiyet değil ise de o Esma-i İlahi'nin cilvelenmesidir. Bir kısım dalgalardır. Misal olarak şöyle diyelim. Deniz, bir de denizde dalga vardır. Deniz, bir de denize akseden çeşitli, onun içinde parlak ve şeffaf şeylerin aksi vardır. Şimdi bu haddi zatında iki şey gibi görünür. Denizi ayrı müteala edersiniz, dalgayı da ayrı müteala edersiniz. Dalganın görünümü, tezahürü esasen ayrı bir şey gibi görünür. Fakat haddi zatında o denize dayalıdır. Denizi düşünmeden o dalgayı düşünmenize imkan yoktur. Bunun gibi Zat-ı Vacib-ül Vücud'un esmasının cilvelenmesidir ki eşya halinde meydana gelmiştir o velinin anlayışına göre. Eşya halinde meydana gelmiştir. Zat-ı Uluhiyeti düşünmeden eşya hakkında bir hüküm vermek hakikattir demek doğru değildir. Belki bu ona bağlıdır. Onun için inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondanız, neticede ona dönecek ve gerçek huzura kavuşacağız. Herkes ondan olduğunu bildiği zaman huzura kavuşacaktır, ondandır. Hiçbir şeyi müstakillen, kendi nefsiyle bizzat müteala etmek ve bir hükme varmak mümkün değildir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cilvesinden ibarettir. Bu cilvelenme Sera'dan Süreyya'ya kadardır. Mesela bir vesileyle arz etmiştim. Bir halikiyet mertebesinde, en cüz'i dairede bir halikiyet isminin, halik isminin tecellisi vardır. Ne de şu kağıda hakir görüyorsanız, bu kağıdın yaratılmasında halik isminin cilvesi vardır. Neyi âli görüyorsunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı veya Cibril-i Emin'i en âli görüyorsunuz. Onlardan halikiyetin âli tecelli mertebesi vardır. Bir, İkincisi, en küçük, en hakir bir şeyde halikiyetin tecellisi vardır. Nedir en küçük şey? Atomun küçük bir parçası. Mesela bir partikülde, bir parçacıkta halikiyet tecellisi vardır. Allah halik ismiyle tecelli ediyor. Halik ismiyle Allah öyle bir nebulozda tecelli ediyor ki, güneş sisteminin milyar defa milyarca üstünde büyüklüğe sahip, hacma sahip. Orada da Halik ismi tecelli ediyor.
Bir de böyle cesamet açısından, cirim açısından meseleyi ele alın. Bir de biçime koyma, bir şekle sokma mevzuunda ele alın meseleyi. Bir mikrobu, bir solucanı alın. Onun vaziyetini biçimsiz görün. Bu mertebede Halik'in tecellisi vardır. Bir de ahsen-i takvim sırrına mazhar, insanda Halik isminin tecellisi vardır. Solucandan insana kadar, bir atom parçasından nebulöze kadar, bir solucandan file kadar, bir bilmem neden neye kadar, en büyük şeye kadar, bu arada çeşitli, belki 1000 mertebe tecelli vardır. 1000 mertebe tecelli. Öyle şiddetli bir zuhur vardır ki, bütün esma-i ilahi de Halik ismine kıyas edin, bütün esma-i ilahi böyle tecelli etmiştir. Böyle. Her şey ondan ibarettir. Şimdi siz, her şey kendisinden ibaret olan, onun tecellisinden ibaret olan bir hakikat tablosuna baktığınız zaman, kendinizde içinde bulunduğunuz bu şiddetli zuhur ve tecelli ihate edemiyorsunuz. İhate edemediğinizden ötürü tecelli eden Zat-ı Ecelli Âlâ'ya muhtefi, perdeli, müstetir diyorsunuz. Diyorsunuz ki görünmüyorsun Allah'ım. Onun için esbab dairesi içinde cüz'i cüz'i didinmeler yapıyorsunuz. Efendim güneşle küre-i arz arasında şu kadar mesafe var, bu ölçülüdür. Küre-i arzın şu kadar meyli vardır, bu da ölçülüdür. Hava işte şu kadar, şu nisbette oksijen, şu nisbette karbondioksit vardır, bu da ölçülüdür. Yer kabuğu şu kadardır diyorsunuz. Siz bu Allah'ın mülkü içinde Cenab-ı Hakk'ı tanımayı bu cüz'i dairedeki misallere bağlıyorsunuz. Bunlarla Allah'ı anlatmaya kalkıyorsunuz. Bu parça parça tecellilerle anlatmaya kalkıyorsunuz. Nereden bu lüzumu duyuyorsunuz? Siz ihate edemiyorsunuz. Neden ihate edemiyorsunuz? Çünkü her şey onun tecellisinden ibarettir. Bu ne demek? Zıttı yoktur Allah'ın. Yani siz işin kenarına çekilip her şey olduğu gibi ihate edebilecek bir mevkide değilsiniz ki verdiğiniz hüküm isabetli olsun. Namütenahi göremiyorsunuz ki, namütenahi idrak edemiyorsunuz ki, namütenahi bilemiyorsunuz ki belli bir daireniz var. Siz hüküm vereceğiniz daire içinde bulunuyorsunuz. Kenara çıkamadığınızdan, hükmü oraya sıkıştıramadığınızdan ötürü siz hakkıyla göremiyorsunuz. Onun için sizin gibi parçalar üzerinde kopuk kopuk hükümlerle mabudu mutlakı müstetir gibi, muhtefi gibi görüyor. Yani kapalı perdeli gibi görüyor, açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Eğer işin gerçek yüzünü bilseydiniz, Allah'ı ispat ediyorum, edeceğim, ettim dediğiniz zaman küfre düştüğünüze inanacaktınız. İşin gerçek yüzünü bilseydiniz. Fakat sizin için bu şiddeti zuhur, meseleyi müstetir ve muhtefi hale getirdiğinden ötürü belki mazursunuz. Madde üzerinde, kopuk kopuk madde parçaları üzerinde bir kısım hükümlere varmada, Allah hakkında irfan kanunları, kaziyeleri çıkarma mevzuunda herhalde Allah sizi affedecektir.